Selamlar dostlar, bugün yine bir Isaac videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün tekrardan ve tekrardan oyunun en güçlü boss'unu yeneceğiz. Sen 2 video öncesinde bu boss'u yenmiştin, niye tekrar yeniyorsun? Sebebini videoda açıklayacağım, sizi çok daha fazla bekletmeden videoyla baş başa bırakayım. Maalesef öldük, hemen yeniden başlatıyorum. Blood Bombs. Hayır, istemiyordum. Rollayacaktım ben onu ya. Çok saçma şeyler yaptık şu anda. Neyse kalsın. Yani normalde R tuşuna basmam ama... Tears Up. Yani bu eli bırakmamam için bir sebep daha oldu bana. Small Rock. Small Rock hızımızı düşürecek. Hasarımızı ve gözyaşlarımızı artıracak. Yani istiyor muyum? Rollayabilirim. Yine bekleyeceğim. Sonunda ya. Mr. Dolly kesinlikle çok iyi bir eşya. Small Rock'ı alır mıyım bilmiyorum. Rollayabiliriz. Rollayacağım. The Hourglass. İğrenç. İğrenç oldum. Keşke alsaydım Small Rock. Ama çok fazla Soul Heart'ımız oldu en azından. Bir tane altını geride bıraktım ama bir şey olmaz. Yani şu an şansımız pek de yaver gitmiyor. Sadece Tier Rate'imiz çok iyi. Bir hasar artışı alırsak burandan bir şeyler çıkabilir. Lodestone. Hayır. Rollayacağız bunu. Ya oyun sanki biliyor benim Isaac aldığımı ve rollamak isteyeceğim türde eşyaları bana dayatıyormuş gibi hissediyorum. Markete gitmektense zaten bombada çıktım. Buradaki Soul Heart'ları alacağız ve bu sandığı açacağız. Sandığın içerisinde zaten anahtar düşme şansı var. Bir de bunun üzerine eşya düşme şansı da olduğu için bedavaya da bir eşya alabiliyoruz. Paramız yokken markete girmekten çok daha iyidir bence. Gizli odalar konusunda bir tık daha şey olmam gerekiyor. Ne derler? Uyanık olmam gerekiyor. Ya bu tarz bir anı başarıya ulaştırmak istiyorsak biraz daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Kullanacağım bunları. Normalde sevmem bilirsiniz ama kullanacağım. One makes a small bad trip. Range up. Hematemesis'i alacağım ve geriye döneceğim. 4 tane kalbimiz var. Bu bizim şeyde anlaşmasında şanslı olduğumuz anlamına geliyor. Ya şanslı olduğumuz anlamına gelmiyor da harcayabileceğimiz fazladan kalbimizin olduğu anlamına geliyor. Soul heartlarımız da var zaten. Şu an bizim için en önemli şey hasar. Atış oranımız şimdilik iyi. A snack. Yani bunu da rollayabiliriz duruma göre. Ne var içeride? Dark matter kesinlikle alacağım. Rollamam gereken bir eşya değil. Ya bir daha gidip bakacağım ne vardı orada. 5 dakika oldu bile çoktan. Markete girmeyeceğim. Lodestone. Ben bunu rollarım ya. Scapular güzel. Bize yani aşağı yukarı bazı durumlarda sonsuz kalp sağlamış oluyor ve Sacrifice Room. Ben bunu oynayacağım. Yani bu riski alacağım. Yorumlarda çok fazla artık riskli oyna diyen arkadaş var ki arkadaşlar haklısınız. Bir tık daha videonun da eğlenceli olması için riski almam gerekiyor. You feel blessed. Bir tane mi kalp çıkarttın gerçekten ya? Kalp, kalp lazım bana. Orada var. Hadi bakalım. Hayır. Scapular var. Ya Scapular sayesinde zaten sonsuz soul heart'ımız olmuş oluyor. Bir dakika ya. Scapular niye vermiyor? Ben bir hata yaptım. Evet, bir hata yaptık. O yüzden böyle oldum. Gördüğünüz gibi 7 tane Soul Heart. The World kartını yanımıza alacağız. Wider Tears. Wider Tears bizim işimize yarar. Sinek'i de alıp sonraki kata gidiyorum. Bir gün bir adam yolda gezerken gökyüzünde bir şeyin hareket ettiğini görmüş. Başta bu şeyin bir kuş olduğunu düşünse de dikkatli baktığında bir cisim olduğunu anlamış ve bu cismin giderek kendisine doğru düştüğünü fark etmiş. Cisim süzüle süzüle adamın avuçlarının arasına düşmüş. Bu cismin bir zarf olduğunu fark eden adam şaşkınlıkla zarfı açmış ve içindeki mektupta şunlar yazıyormuş. Defen kanalına abone ol, like at ve yorum yap. O altını da kaçırdık maalesef. İçerisinden altın düşeceğine inanmıyordum çünkü değiştireceğiz. Hemen gidip eşyayı rollayalım.
Çoktan 9 dakikaya ulaştık. Yani yarım saatin altında bomba gitmemiz gerekiyor. Ball of Tar. Bunu da istemiyorum tabii ki. X-Large mı? X-Large'daymışız. World'u kullansam şöyle. Bir tane daha Sacrifice Room. Adak odası. Adak odası güzel bir çeviri ya bence. Sacrifice Room için. Canımız çok fazla, bu yüzden kullanacağız. Ayrıca Scapler'ımız da var. Hadi bakalım. Maalesef kaçırdık. Hohoho, çok iyi, işte bu, işte bu. Evet. Run artık güzelleşti arkadaşlar. Run artık güzelleşti. İşleri biraz daha hızlandırmanın vakti geldi. Sacred Heart bildiğiniz üzere hasarımızı %230'a çıkartıyor. Ve bunun yanı sıra %230'a çıkartıyor dediğim hasar çarpanını. Yani hasar çarpanımız normalde 1 ise bu eşya sayesinde 2.30'a çıktı. Bu sayede hasarımız bir anda 5'ten 12'ye çıktı. Ve güdümlü mermiler atıyoruz. Güdümlü mermileri atmamız da mükemmel bir şey. Dead Onion. Tier size'ımızın artması. Range'imizin piercing. Ya piercing ve spectral. Şey diyeyim mi, alınabilir ya. Shot speed'i bir şekilde arttırırız yani. Markete de gireceğim. Bu katta biraz fazla vakit geçirmiş olacağız. Ama sıkıntı yok, zaten X-Large odası olduğu için daha fazla vakit geçirmeye hakkımız var. Ve şeytan anlaşması. Bu da çok güzel. Rollayacağız. Bu şeytan anlaşmasını rollayacağız. İstediğimiz şeyler yok. Aslında Multidimensional Baby işimize yarayabilir. Ama ben rollamayı tercih ediyorum. Abaddon istemiyorum. Maw of the Void. Maw of the Void olabilir. Abaddon'u da alalım ya. Hadi Abaddon'u da alalım. Sen ne vereceksin? Ve Blue Map sayesinde artık gizli odaların yerinde biliyoruz. Bunları bağışlayalım hemen. Ve daha fazla vakit kaybetmeden çıkıp gidelim. Bu arada bir rolla diğer odadaki eşyayı da alabilirim. Şu anda 5 şarjımız var. 6 şarjda dolmuyor mu? Evet. Ama bilmediğiniz şöyle bir şey var. Bunu doldurunca otomatikman bir eşya alıyoruz. Ne vereceksin? Breakfast. Sinir bozucu. Alalım bakalım. Yani bir health up eşyasını değiştirip başka bir health up eşyası almak gerçekten sinir bozucu. Maw of the Void da gördüğünüz gibi bayağı iş görüyor. Ve iki tane health up eşyası gerçekten çok sinir bozucu. Yani daha fazla roll alamayız, o yüzden bu katta daha fazla beklemiyorum. 14 dakika boss rush'a yetişiriz gibi duruyor. Orada boss rush'a da kalacağım gibi duruyor ya. Yani boss rush'ı da yaparız Isaac'le beraber. Zaten yapmamıştık galiba, değil mi? Evet. Isaac'le boss rush'ı yapmamışız. Yaparız. Orada normal gizli odanın bu tarz tek bir odanın dibinde olması çok nadir bir durumdur. Her zaman göremezsiniz yani. Burada bir oda var mı? Vardır muhtemelen. Evet. Tek bir odanın yanında değilmiş demek ki. Arkadaşlar hiçbir zaman runlardan vazgeçmeyin. İşte bu şekilde bende olduğu gibi karşınıza Sacred Heart gibi eşyalar çıkabilir. Belki bir oda daha gitseniz karşınıza Sacred Heart çıkacak. Ben bu yüzden R'ye basmayı sevmiyorum. Bir potansiyeli çöpe atmış oluyorsunuz. Glowing Hourglass fena bir eşya değil ama tabii ki. Aslında kullanabilirdik. Alıp kullansaydık bir önceki odaya dönmüş olacak. Oluyor mu ya öyle? Glowing Hourglass'ı almadan önceki halimize döndürüyor mu bizim bir kere kullandığımızda? Mesela rollamadan önceki haline mi dönüşecekti? Bilmiyorum mesela bunu. Öğrenmek güzel olabilir. Markette 15 centimiz olduğu için bir eşya alabilir. Sharp plug. Bu çok iyi. Çok iyi. Depth spear. 15 dakikamız var. Son 4,5 dakika. Gerekirse sharp plug'ı da kullanabilirim. Ve Maw of the Void kesinlikle taşıyor şu anda. Önce çapraz attı ya. Head of Krampus, bunu şey yapacağız. Değiştireceğiz ve Guppies kalır. Guppies kalır tabii ki de alıyoruz. Olası bir Guppy transformasyonu bizi çok mutlu eder. Ya kırmızı kalp olsaydı şeyi kullanabilirdik. Sharp Plug'ın özelliğini kullanabilirdik. Sharp Plug bildiğiniz üzere yarım kırmızı kalbinizi kullanıp dolduruyor. Ve konuşabilsem. Hemen hızlıca şuna bir girelim. Answers. Puberty. Kullanalım hemen. Bir an önce eşya odası ardından. Bu arada eşya odasına gidersem boss rush'a yetişemem muhtemelen. Öyle duruyor yani. Onun yerine şuraya gireceğiz. Burada bir eşya. Yok. Eşya odasından fedakarlık yapacağım. Boss rush'ı kaçırmamak için. Bende ne var? Member card. Member card'ı alsak bile işime hiçbir şey yaramayacak. O yüzden düz devam ediyoruz.
Çok az vaktimiz kaldı. E hadi. Hadi. Öp estağfurullah. Oho çok iyi. Öncelikle seni alıyoruz. Seni alıyoruz. Leviathan olduk ve uçabiliyoruz artık. Bu anlama geliyor. Ve Isaac Tomb kullanmayacağız. Cana ihtiyacımız var çünkü biraz. Anne savaşına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi resmen canını eritiyoruz. Ve Boss Rush'a yetiştik. Gördüğünüz gibi 1,5 dakikamız da arttı. Nereye gideceğiz? Gördüğünüz gibi checkmarklarda Lamb'i zor modda yenmemişiz. O yüzden The Negative'i alıyoruz. Bakalım burası bize ne verecek? Ghost Pepper çok iyi olur. Knockout Drops da çok iyi olur. Sanırım Ghost Pepper diyeceğim ya. Vakit kaybetmeyelim. Ama Boss Rush'a gidersem haş olasılığı yani bir şey olmaz ya. Yapalım Boss Rush'ı da yapalım. Bir tık vakit kaybedeceğiz sadece. Atış oranımız bir miktar daha iyi olsaydı her şey çok daha güzel olabilirdi. Diğeri nedir? Carrion Queen. Boss Rush'ın ne olduğunu bilmeyenler için açıklayalım. Boss Rush arkadaşlar, bütün bossları böyle sırayla yendiğiniz bir, işte adı üzerinde Boss Rush. Rushlıyorsunuz bütün bossları. Ama çok fazla hasar almamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her boss'tan bir tane hasar alsak ölürüz zaten. Bir tık daha geriden hareket etmemiz lazım. Ben Maw of the Void'u kullanıp biraz zamandan tasarruf etmek için şey yapıyorum ama bu çok iyi bir hamle olmayabilir duruma göre. Bu arkadaşlar da üzerinize atlayabilir her zaman. Dikkat edin. Hadi artık çık. Ve gördüğünüz gibi Boss Rush'ı da tamamlamış olduk. Kidney Bean tamamen yani şaka eşyası. Anti-Gravity istemiyoruz. Pil var mı? Yok. 21 dakika. 1,5 dakika civarında bir sürede. Yok 1,5 değil. Biz 18,5 dakikada tamamlamıştık. Yani yaklaşık bir 3 dakika sürdü Boss Rush'ımız. 2,5-3 dakika falan. WOM'da kalp sayımızı arttırmaya çalışacağız dediğim anda hasar yedik. Çünkü kalp sayımızı arttırmazsak haşla boy ölçüşemeyiz arkadaşlar. Şuna mesela o yüzden para vereceğim. Ve bir health upgrade'i falan alsak çok güzel olur. Gördüğünüz gibi. Sana da verelim. Belki senden bir eşya düşer. Boss'a gördüğünüz gibi çoktan ulaştık. Burada olduğunu nasıl anlıyorum boss'un? Yani aşağı yukarı yerini tam olarak anlamıyorum da. Dediğim gibi aşağı yukarı anlıyorum. Süper gizli oda buralara yakın bir yerdeyse. O yüzden geldim işte. Bir tane guppy eşyası. Guppy eşyasını alacağım. İkinci guppy eşyamızı almış olduk. Gold head olduğu için de bunları ben rollayabiliyorum. Bu çok önemli bir özellik. Gideyim hemen rollayayım. Şöyle bir We Need To Go Deeper'ı alıp bir tile üzerinde durup kullanacağız. Bize bir trapdoor vermesini bekleyeceğiz ki verdi. Bu sayede bir tane daha eşya almış olacağız. Rotten Baby alacağım. Rotten Baby. Rotten Baby fena bir eşya değil. Özellikle doğuracağı sinekler. Doğuracağı sinekler bizim hasarımızda skalalanıyor mu bilmiyorum ama. Ben Skalalanmak.
Scaling artık. Türkçesi nasıl olur bilmiyorum ama. Bir şarj daha dolduracağız. Vaktimiz var. Dert değil. Ama tabii ki hasar almamaya özen göstermemiz gerekiyor. Şu anda kalbe ihtiyacımız var. Ve Guppy. Guppy geldi ama canımız çok az. Yani nasıl yapacağız bu işi? Nasıl yapacağız abla onu be? Little Brimstone'u alacağım. Yani bu kadar az canlı biz Haş'ı yenemeyiz. Ama alacağım. Yani işi riske atıyorum. Sineklerimiz bu kadar güçlüyken yani vazgeçemem. Şu anda bir miktar hızlı olmamız gerekiyor. Ve olabildiğince alabildiğimiz bütün canları almamız gerekiyor. Kütüphane. Kütüphanede güzel şeyler olabilir. The Bible ve Book of Sin. Yani hemen anne savaşına gidebiliriz aslında. Seraphim de olduk. Bu bize birazcık Soul Heart kazandırdı. Bu çok iyi oldu. Bookworm'ü de alabiliriz bu arada. Ve The Bible alayım ben. The Bible'la beraber boss'u yenelim. Hayır, gereksiz bir hasar. Gördüğünüz gibi tek atıyoruz şöyle. Solda haşa giden yol var. Biz sağda ilk başta alabileceğimiz bir eşya var mı ona bakıyoruz. Yani inanın Money is Power da güzel bir eşya. Backstabber da güzel bir eşya ama canımız çok az yani. Hadi alalım. Backstabber'ı alacağım. Şu anda amacımız haşa olabildiğince kısa sürede yenmek olacak. Bir tane Soul Heart çıktı. Buraya da gitmemişiz. Lütfen buradan da Soul Heart çıksın. Çıkmadı. Bunları değiştireceğim. Book of Belial. Maalesef istediğim şey çıkmadı. Book of Secrets. 27 dakika. Şöyle hemen şarjı tamamlayacağız. Hemen D6'nın şarjını tamamlayacağız. Maalesef istediğim kitapların hiçbirisi çıkmadı. Satanic Bible da çıkmadı. Book of Revelations da çıkmadı. Ve maalesef sadece 2 canla gitmek zorundayız haşa. Zor. İnanın zor. Yani iki canlı haşı ben yenebileceğime pek güvenmiyorum. Tam 7 tane anahtarımız var. Hiçbirisinden de çıkmadı bir şey. Bir tane Soul Heart çıktı. Şunu alalım. Stem Cells. Stem Cells istiyorum. Abi ama Lost Contact da çok güzel. Bir diğer odaya bir girelim. Minimash number 1. Number 1'ı alırsak tears'ımız aşırı artıyor. Yani burada number 1'ı alacağım galiba. Ya bu gözyaşlarına ihtiyacım vardı. Buradan da Lost Contact'ı alacağım ki kendimi birazcık korumak istiyorum. Can alabilirdim ama burada almamak bence daha mantıklı. Bir de şu crawl space'lere bir bakalım. Umarım buluruz 9 tane bombayla. Evet bulduk. Ne vereceksin? God's Flesh Tears can shrink enemies, shrink enemies can. Yani bize hiçbir negatif etkisi yok. O yüzden alacağım. Çentikli bir kaya var mı görmediğim. Bakıyorum bakıyorum yok. Hadi bakalım bu kadar. Artık girmek zorundayız. Şunu da alayım yanıma. Bunları da bağışlayalım. Ya bu işime yarar mı bilmiyorum ama. Ya beni korkutuyor bu savaş açık konuşmak gerekirse. Evet asıl savaşa geldik bakalım. Yani Lost Contact bu oyunun MVP'si olabilir. Çünkü gözyaşlarımız artık haşın mermilerini yok ediyor. Bu da bize bayağı bir kaçınma imkanı sağlıyor. Ben şuradan hasar almayayım da. Evet, bitmek üzere. Oh.
hasar almadan oyunun en güçlü boss'unu yendik. Ve gördüğünüz gibi you unlocked a secret exit diyor. Bu da alternatif katları açtığımız anlamına geliyor. Videodaki amacımızı başardık arkadaşlar. Yani ya aylardır yorumlarda yazıyordu. Abi ne olur alternatif katları aç, ne olur alternatif katları aç. Ve buyurun arkadaşlar, buyurun açtım sonunda. Ve oyundaki en güçlü boss'u hasar almadan yendik. Yani böyle bir durum var. Buradan nereye gideceğiz? Şu üstteki oda nereye çıkıyor arkadaşlar? Bu üstteki oda Void'a olan portal. Haşı yendiğiniz zaman %100 olasılıkla Void'a gidebiliyorsunuz. Ama ben Void'a gitmeyeceğim şimdilik. Zaten Isaac ile Delirium'u yenmişiz. Daha fazla başarım açabilmek için zaten The Negative'i almıştık. The Negative'le beraber Sheol'e gideceğiz. Orada Sheol'de ölürsek ne gülerim var ya. Orada muhtemelen gülmem. Tilt olurum. Yani run'ın geri kalanı biraz eğlenceli geçecek, hızlı geçecek diyelim. Bir, iki, üç, dört. Gördüğünüz gibi resmen eritiyoruz. Ama bunun son formundan aktif bir şekilde kaçmak gerekiyor. Hasar almadan bunu da yendik. Gitmeden önce şuradaki gizli odaya bakmak istiyorum. Hadi bakalım Dark Room'a gidelim. Satanic Bible. Az önce mesela kütüphanede bunu arıyordum. Yani bu ya da Book of Revelations bana can verecek herhangi bir şey. Ama çıkmadı. Okul Rift, Little Delirium. Yani şöyle bir şey yapalım. Teknoloji bu arada. Bu run'ı çok eğlenceli bir noktaya götürebilir. Gördüğünüz gibi güdümlü elektrik atıyoruz. Ya yok ediyoruz ya resmen. Ya bir tek Isaac'le Mega Satan'ı yenemedik. O beni üzdü biraz. Yani Uriel'i yenseydik mesela Sacrificial Room'da. Mega Satan'ı da yenebilirdik bugün. Ama önceliğimi Haş'a verdiğim için hiç düşünmedim yani. Hiç aklıma bile gelmedi öyle söyleyeyim. Dostlar bir de şey tartışması var. İşte Haş oyundaki en güçlü boss mu değil mi? Yorumlarda oyundaki en güçlü boss değil diyen bir sürü arkadaş var ama bana sorarsanız oyundaki en güçlü boss Haş. Çünkü önceki videoda da açıklamıştım bunu. Zamana karşı yarışıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunda zamana karşı yaptığınız her şey işi çok daha zorlaştırıyor. Bana kalırsa. Tabii bu benim görüşüm. Mesela Delirium'a gittiğim zaman ben zaten oyunun sonunda oluyorum. Yani ben çoktan zaten hani ölümcül hasarlara çoktan ulaşmış oluyorum Delirium'a gittiğim zaman. O yüzden daha Womb'dayken yani daha o hasarlara ulaşmamışken daha Dark Room'daki veya chest'teki eşyaları almamışken bunları yapmak bence çok daha önemli. Bir zafer turu yapmak istiyor musun diye soruyor. Hayır diyoruz. Zafer turu yapmayacağız ve bize The Void'a giden portalı da maalesef açmadı. Şansı tutturamadık. Bu da run'ın sonu olduğu anlamına geliyor. Hadi bakalım ending'imizi izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Isaac'le beraber Haş'ı da yendik. Boss Rush'ı da tamamladık. Glamb'i de zor moddayken yenmiş olduk. Ve alternatif katları da sonunda açabildik. Güzel bir andı. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki The Binding of Isaac Repentance bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.